Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba efendim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını Yüce Mevla'dan diliyorum. Bugün sizlerle kader konusunun ikinci bölümünü inşallah konuşmaya çalışacağım. Ve kaldığımız yerden de inşallah devam edeceğim. Konuya girmeden önce yüksek müsaadelerinizle birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Birincisi, bu konuşmamı lütfen kader konusuna giriş bir başlığıyla yayınlamış olduğumuz videoyu izlemeden sakın izlemeyin. Yani mutlaka birincisi, yani kader konusuna giriş bir izlenmeli, sonra bu video izlenmelidir. Aksi takdirde bu videoyu izlemenin sizin için çok fazla bir faydası ya da anlamı olmayabilir. İkincisi, birinci videoda da konuları ele alışım, yaklaşım tarzım, bakış açım. Bütün bunlara baktığınızda zihninizde bazı sorular oluşmuş olabilir. Gerek değerli öğrencilerimin, gerekse sevgili izleyenlerin. Biz buna suali mukadder diyoruz. Yani dile getirilmeyen sualler, sorular sorulmuş varsayarak onları cevaplamada fayda olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi, Ahmet Hoca bu konuyu böyle ele alıp anlatıyor, takdim ediyor ama acaba bu konuya nasıl böyle yaklaşıyor? Beslendiği kaynaklar ne? Bilgi kaynakları nedir? Nereden beslenerek bunları anlatıyor? Bu önemli bir sorudur ve bunu müsaadenizle cevaplamam lazım. Çünkü bugün de çok alışılagelenin dışında şeyler söyleyeceğim. Bu açıdan vereceğim bu ön cevap, dersimizin ve sohbetimizin ilerleyen dakikalarında zihninizde oluşacak muhtemel suallerinde cevabı olmuş olacak benim düşüncem itibariyle. Yaklaşık tam 42 yıl önceydi. Doktora yapmaya başlayacaktım ve konu arıyordum. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde. Öteden beri kader konusuna ilgi duyardım. Bu ilgimin bir başka yönünü ikinci maddede açıklayacağım. Tez konusu ve önerisini tartışmak üzere, müzakere etmek üzere değerli hocalarımın oluşturduğu bir jüride kader konusunu nasıl çalışacağımı sunumunu yapmıştım. Çok da beğenilmişti. Sonra farklı gerekçelerle bu konuyu çalışmaktan vazgeçtim ve hadislerin Kur'an'a arzı konusunu doktora tezi olarak çalıştım. Demek istiyorum ki daha doktora düzeyinde, akademik düzeyde bu konuyu ele alma niyetimin bir 40 yıldan fazla geçmişi var. Buna ondan önceki yılların, yani fakülteden önceki hayatımın birikimlerini de eklerseniz, nereden bakarsanız bakın, hemen hemen yarım asırlık bir birikim üzerinden size bunları anlatıyorum ve konuşuyorum. Özellikle doçent olduktan sonra, tabii birazdan da o rivayetlerin bazılarının üzerinde vaktimiz kalırsa duracağız. Doğrudan bu rivayetlerle ilgilenmem, mesleki olarak, uzmanlık alanım olarak bu rivayetler benim ilgi alanıma girmesi, konuyu farklı boyutlardan da incelemem gerektiği kanaatini bende hasıl etti.
Sadece bu konu değil, daha pek çok konu nedeniyle doçent olduktan sonra, yani 2004 yılından itibaren çok ciddi manada, gücüm yettiğince anlayabildiğim ölçüde 1. asırdan itibaren İslam klasiklerini, tefsir, kelam, fıkıh, tasavvuf, daha sonraki asırlarda felsefe, mantık, bunları ele almaya, okumaya, Batı felsefesi, işraki gelenek, hermetik gelenek, bunlarla ilgili okumalara başladım. Ve benim hayatımın özellikle ortaokul yıllarından itibaren neredeyse işte doçent olacağım zamana kadar süren o upuzun 30 yıla yakın bir sürede Risale-i Nur hafızı denilecek ölçüde Türkiye'de merhum Said-i Nursi'nin eserlerini okumuş, yazmış, dersler almış, dersler vermiş bir kişi olarak da çağımızda bu konuyla ilgili başta Risale-i Nur olmak üzere Hasan el-Benna, Seyyid Kutup gibi muhafazakar ve gelenekçi duruşları itibariyle Said Havva gibi söylemlere sahip ne kadar çağdaş ulema varsa onların eserlerini de mütalaa etmiş biri olarak bu konuları ele alıyorum. Yani hem klasik kaynaklara hem de çağdaş kaynaklara çok şükür vakıf bir akademisyen olarak karşınızda konuşuyorum. Kimi izleyicilerimizin zaman zaman derslerimizde de öğrencilerimizin işte Said-i Nursi merhumun bu konuyu 26. sözde ve başka ilgili bölümlerde hallettiğini, konuyu çözdüğünü ifade eden yaklaşımlarla da zaman zaman karşılaşıyorum. Tabii bunu söyleyenler, siz değerli izleyenlerim, öğrencilerim de benim bütün bir tarihçeyi hayatımı bilmediğiniz için böyle düşünmeniz normaldir. Bu açıklamalarımla demek istiyorum ki bu konuda söylenebilecek, bu konu üzerine düşünmüş, kafa yormuş, eser yazmış, kalem oynatmış kimselerin tefekküründen haberdarım. Bu onların üzerinden bu fikirlerimi olgunlaştırarak, bu düşüncelerimi pekiştirerek siz değerli öğrencilerim ve izleyenlerle paylaşıyorum. Onun için fikirlerimin varsa şayet bir orijinalliği, bu beslendiği kaynakların farklılıklarından, çeşitliliklerinden ve hatta Sünni kaynaklar ve Mutezili kaynaklar gibi birbirleriyle epeyce farklılık arz eden kaynakların da çeşitliliğinden beslenmemden kaynaklanıyor. Bu itibarla az sonra ele alacağım konunun özellikle kelami boyutu üzerinde dururken bu açıklamalarımın bir ihtiyaç olduğunu düşündüm. İzleyicilerimizin ben bunları sizlere anlatıp sizlerle paylaşırken Ahmet Hoca bunları nereden hareketle bize anlatıyor? Bu düşünceleri nereden devşirdi? Bu düşünceye geldi. Böyle mevzuları bize anlatıyor dediğinizi varsayıyorum ve bunlara bir cevap olsun düşüncesiyle de hoşgörünüze, müsamahanıza sığınarak bunları arz etmiş oldum. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, her zaman yaptığımız gibi tahtamıza dönelim, kaldığımız yerden devam edelim. Gördüğünüz üzere kader konusu ikiye geldik ve kaldığımız yerden Tekvir suresinin son ayetlerini ele almıştık ve insan özgürlüğünden ve ayetin yanlış anlaşıldığından söz etmiştik. Bu ayetin üzerinde zaten durdum, tekrar durmayacağım. Ancak birinci dersimizde değinmeyi unuttuğum bir özel görüşümü sizlerle paylaşmak istiyorum.
bu görüşümü paylaşmak üzere Tekvir suresinin bu ayet-i kerimesini yeniden buraya yazdım. Burada gördüğünüz gibi Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı, zikir burada vahiydir, Kur'an'dır. Kur'an'ı genel kabul gören kıraate göre lil alemine, alemler için bir zikir, bir hatırlatma olarak indirdiğini söylüyor. Yani bu Kur'an başka değil, sadece bir zikir, yani bir hatırlatmadır. Evet, bu bir zikir, bir hatırlatmadır. Ve genel okuyuşuna göre lil alemin, alemlere bir hatırlatmadır. Oysa bu alemler değil, alimin olması lazım. Yani bir kıraat problemimiz de var. Çünkü hatırlamak zişuur, yani bilinç sahibi, akıl sahipleri için geçerlidir. Ve dolayısıyla da zaten vahiy insanlara inmiştir, dağlara, taşlara değil. Bu itibarla tıpkı Kur'an-ı Kerim'de huden lil muttakinde olduğu gibi dersiniz. Evet. Huden lil muttakin. Kur'an bir hidayettir, bir rehberdir. Kime? Muttakiler için, muttakilere. Lil muttakin. Kim muttakin? Doğru yolu arayan, kötülüklerden sakınan, karanlıklardan kurtulmaya çalışan, böyle bir niyeti bulunan, böyle bir hassasiyeti bulunan kimseler için Kur'an nedir? Bir rehberdir. Tıpkı işte burada da in huve vahiy, bu Kur'an illa başka değil, sadece bir hatırlatma. Kime? Hatırlamak isteyen, hatırlamanın farkında olan, bilenlere, yani içinde bulunduğu durumun farkında olanlara, yani bizlere bir hatırlatmadır. Ve işte bu kişiler bizler doğru olmayı, dürüst olmayı isteyen kişiler, bunları anlatıyor. Onların üzerinde durduğum için tekrar etmek istemiyorum. Bugün sadece bu kıraat farklılığına bir önceki derste temas etmeyi unuttuğum için bu dersimizin başında bu görüşümü, bu kanaatimi de siz değerli izleyenler ve öğrencilerimle paylaşmış oldum. Tabii sadece paylaşıyorum. Bunları kabul etmeniz ya da benim gibi düşünmeniz için değil. Sadece fikirlerimi paylaşıyorum. Değerli izleyenler, bugünkü konumuza çok önemli bir yerden müsaadenizle başlamak istiyorum. O da Allahu Teala'nın, çünkü kader dediğimizde doğrudan doğruya bunun bir Allah-kul ilişkisi olduğunu söylemiştik. Öyleyse Allah-kul ilişkisine ilişkin bu konunun bir önceki videoda bıraktığımız yerden devam edelim. Ve son derece önemli olduğundan dolayı şöyle bir kalın bir çizgi müsaadenizle çizmek istiyorum. Evet, çok fazla düzgün olmadı ama idare eder diye düşünüyorum. Bu çizgimizin adı ontolojik ayrım çizgisi. Yani bu çizgi, değerli izleyenler, Allahu Teala'nın varlığıyla Allahu Teala'nın gayrullah dediğimiz, isterseniz yazalım, gayrullah, Allah'ın dışında, Allah'tan başka, adına varlık olarak her ne diyorsak, işte bu varlık kırmızı çizginin altıdır. Demek ki varlık söz konusu olduğunda ontolojik olarak bir varlık ayrımı yapmamız gerekiyor. Bu ayrım öz ve töz itibariyle bir ayrımdır. Özsel ve tözsel olarak varlıkları Allahu Teala'nın varlığı ve diğerlerinin varlığı olarak ayırt etmemiz gerekiyor. Böyle olunca da
bizim hem felsefi geleneğimizde hem de kelami geleneğimizde hassasiyetle ayırt edildiği gibi bu Cenab-ı Hakk'ın varlığına ilişkin varlık alanının adına gayb alemi, gayb denilmiştir. Bizim de içinde bulunduğumuz şu aleme, yani bizim varlık alemimize de şahit, şuhut, yani meşhut, günümüz tabiriyle söyleyecek olursak gözlemlenen evren, gözlemlenebilen varlık alanı, evren olmak üzere bir varlık alanına tekabül eder. Demek ki varlık alanımız biri gaybi, yani Allah'a ait varlık alanı olmak üzere, diğeri de bizim içinde bulunduğumuz varlık alanına ait olmak üzere varlık alanını ikiye ayırıyoruz. Değerli izleyenler, eğer biz kader konusunu böyle bir varlık alanlarının ayrımı üzerine inşa ederek ele almadığımızda, kader konusunu anlamak, kader konusunda cebre, zorunluluğa düşmemek neredeyse imkansızdır. Bu itibarla böyle bir ontolojik ayrım çizgisi üzerinden konuyu almak zorundayız, ele almak zorundayız. Öyleyse, şimdi bir önceki dersimizde konuyu ele aldığımızda dedik ki Allahu Teala'nın ilmi, Allahu Teala'nın iradesi, Allahu Teala'nın kudreti üzerinden bunları ele alamayız dedik. Bunları böyle ele aldığımızda bunlarda cebre düşmeye mahkum olduğumuzu, zorunlu olduğunu ifade etmeye çalıştım. Kelami geleneğimizdeki en büyük probleminde bu mevcut olan şahitten hareketle gaibi istidlal etmeleri, yani gaip hakkındaki bilgiyi şahitten, yani gözlemlendiğimiz alemden hareketle tespit etmeye kalkışmalarıdır. Oysa hem mantık açısından hem de felsefe açısından tözleri itibariyle birbirleriyle hiçbir alakası olmayan iki varlık alanının birbirlerinin üzerinden temellendirilmesi bizi hiç sağlıklı sonuçlara götürmeyeceği gibi çok tehlikeli sonuçlara götürebilir. Bunu Şura suresindeki şu ayet-i kerime gayet net olarak anlatmaktadır. Cenab-ı Hak yeri göğü yarattığını anlattığı ayet-i kerimede kendisine hiçbir şeyin benzemediğini, bakın şeyun, mutlak ifadeyle Kur'an, şeyun, mutlak bir sözcük olarak hiçbir şeyin Allahu Teala'ya benzemediğini, onun dengi olmadığını söylüyor. Şimdi bu şey sözcüğü, mutlak olarak bu şey sözcüğü şu aleme, yani bu varlık alanına, gözlemlenebilen alemin adına şey diyebileceğimiz, tırnak içinde şey olarak nitelendirebileceğimiz her şeyi kapsar ve dikkat buyurunuz, buradaki şeylerden hareketle gayb olan Allahu Teala hakkında herhangi bir sonuç istidlalde bulunamayız. Neden? Çünkü yapacağımız her istidlal bizi hatalı sonuca götürür. Sadece şunu söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki şu alemde, yani bizim içinde bulunduğumuz varlık aleminde A tasavvuri, yani akli anlamda, B tasdiki, yani olgusal anlamda. Hangi açıdan ele alırsak alalım, hangi açıdan bakarsak bakalım, sonuç itibariyle hem A'dan hem de B'den hareketle Allahu Teala ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. Yani şahidin gaybe delaleti Cabir'i okumalarında da üzerinde inşallah geçeceğiz. Batıl bir istidlaldir. Ve geleneksel kelamımızın Mutezile de dahil zemini budur. Onun için geleneksel kelamımızın zemini batıldır.
onun sahih bir zeminde yeniden inşası zorunludur. Özellikle kelamcı meslektaşlarıma arz etmek istiyorum. Bu çok son derece yanlış bir şeydir. Buradan ne çıkabilir? Bu şahitten gayip ile ilgili ne çıkarılabilir? En fazla Wittgenstein merhumun söylediği şey çıkabilir. Yani aramızda bir sınır, bir ayrım ontolojik sınır vardır. Ve yine farklı vesilelerle derslerimizde söylediğim gibi Wittgenstein'ın altını çizerek söylediği şey sınır ötesini imler, o kadar. Çünkü sınırın sınır olma özelliği, sınırın sınır olma vasfı sınırın ötesini imlemesidir. Yani mevcut olan varlık eğer bir sınır sayılırsa, ontolojik ve tözsel bir sınır olarak görülürse ki görülmelidir, bu bir sınırdır. Bunun dışında ötesine bir imlemede bulunur ama o imlediği şeyin mahiyetine ilişkin hiçbir şey söylemez. Bu nedenle Kur'an-ı Mucizül Beyan, peygamberleri göndererek Allah-u Teala gayıp hakkında bize iman etmemizi tavsiye eder ve bilgiler verir. Örneğin Allah'a, meleklerine, kitaplarına, vahye, öldükten sonra dirilme, cennet, cehennem gibi hususlara iman etmemizi, teslim olmamızı, kabul etmemizi ister. Çünkü oralar bizim akıl yürüteceğimiz şeyler değil o alanlar. Tasavvuri ve tasdiki olandan hareketle bir şey söyleyeceğimiz alan değil bunlar. Bu itibarla bizim Kur'an'ın bize söylediği hususlar üzerinden devam edecek olursak, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Mucizül Beyan için söylüyorum, vahiy dilinde kullandığı bu inzal sözcüğü yok mu? Benim için Kur'an'ın en büyük mucize sözcüğü etimolojik ve aynı zamanda epistemolojik olarak sözcük inzal sözcüğüdür. O kadar muhteşemdir ki. O kadar muhteşemdir. Neden? Çünkü dikkat buyurunuz. Allah-u Teala bize hitap etmeyi murad ettiğinde, Allah-u Teala bize hitap etmeyi murad ettiğinde bize bir kelam indirdi. Kendi kelamını indirdi. Ama bu kelam inzal olduğunda Arapça olarak indi. Arapça Allah'ın dili, lisanı haşa değildir. O bizim dilimizdir, bize aittir. Onun için de inzal sözcüğü epistemolojik olarak bize gayet net bir biçimde der ki, vahyin dilinde yer alan isimler, Allah-u Teala için isimler, sıfatlar vesaire, bunların tamamı beşeri dilin imkanları içindedir. Ve bütün göndermeleri, bütün işaretleri, bütün delaletleri beşeri dilin sınırlarıyla sınırlıdır. Onun için de Allah'ın isimleri olarak, Allah'ın sıfatları olarak belirlenen ifadelerin hiçbiri, bakın altını çizerek ve gayet net söylüyorum, hiçbiri Allah-u Teala'nın zatında varlık, kendisi her ne ise o olarak Allah, zatında varlık olarak Allah için hiçbir şey ifade etmez. Sadece Allah-u Teala inzal buyurduğu vahyin içinde, vahide Allah ile ilgili söylediği her şey insan zihninde sahih bir inancı inşa etmeye yöneliktir. Yani Allah-u Teala'nın Allah ile ilgili tüm söyledikleri zihnimizde sahih bir Tanrı ve Allah inancının inşası içindir. Bu inşada ortaya çıkan tablo eşittir gaybi olarak zatında neyse o olarak Allah demek asla değildir. Bu olmaz. Çünkü dilsel sınırlarımız, dilin sınırları, beşeri dilin imkanları
Allah-u Teala'nın zatını ifade eden acizdir. O Allah, dili de, dilin sahibi insanı da, insanın ait olduğu varlık alemini de aşkındır. Leyse kemislihi şeyundur. Ve asla o kendisinden başka hiçbir şeye benzemez. Şimdi buraya yeniden dönecek olursak, o kendisinden başka hiç kimseye benzemez. Ama semî ve basirdir. İbn Arabi diyor ki işte bu birinci cümle şu, hiçbir şey onun dengi değildir. Bu Allah-u Teala'nın tenzihidir. Bu da teşbihidir. İşte teşbih diyor İbn Arabi, birazdan atıfta bulunacağım, beşeri dile inmektir. Allah-u Teala'nın semî ve basir olarak kendisini nitelendirilmesi beşeri dile inmekten, inzalden kaynaklanır. Onun için Hasan Hanefi ve Sufi geleneğimizdeki yorumlara baktığımızda bunun gayet açık ve net bir biçimde Kur'an'daki Allah-u Teala'ya ilişkin tüm betimlemelerin aslında bir insanı kamil inşa etme amacına matuf olduğunu görürüz. Konuyu tamamen kelam boyutuna indirmemek için neden bu konulara girdiğime müsaadenizle değinmek istiyorum. Çünkü bütün karıştırmalarımız, bütün problemlerimiz şu kırmızı çizginin ontolojik ayrımını göz ardı etmemizden kaynaklanıyor. Peki o zaman bu kırmızı çizginin biraz devamı ince olsun. Ve bu kırmızı çizginin boyunu biraz uzatalım. Evet. Konumuz açısından ne anlama geldiğini müsaadenize arz etmeye çalışacağım şimdi. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Kırmızının altına, çizginin altına, bizim dünyamıza indiğimizde, bizim dünyamızda zaman vardır. Bizim dünyamızda mekan vardır. Bizim dünyamızda madde vardır. Vesaire vesaire. Peki hemen yukarı çıkalım. Burada. Onu da farklı bir renkle yazalım. Zaman yoktur. Mekan yoktur. Madde yoktur. Vesaire. Onun için bu sınırın ötesini imlemek adına Allah-u Teala için ezeli ve ebedi sözcükleri kullanılır. Ve bu bir totolojidir. Bu sözcükler de mantıksal olarak totoloji ve analitiktir. Hiçbir bilgisel içeriği yoktur. Ne demek? Mesela biz zamanlı varlıklarız. Bizim tüm Kant'ın kategorileri itibariyle söyleyecek olursak ki genelde felsefi geleneğimizin hemen hepsinin ortak kanaati de böyledir. Bizim aklımız, zihnimiz, tasavvurlarımız zamanla mekan algısı üzerinden işler. Böyle olunca da biz zamansızlığı, mesela ezeli ne demek? Başlangıcı olmayan demek. Başlangıcı yok. Peki başlangıcı olmamak bizim için bir anlam ifade eder mi? Hayır. Biz başlangıcı olmamayı anlayamayız. Çünkü biz başlangıcı olan varlıklarız. Ebed ne demek? Sonu olmayan demek. Peki biz sonu olmayanın ne demek olduğunu anlayabilir miyiz? Hayır. Çünkü biz sonlu varlıklarız. Onun için Bayezid-i Elbistami rahimehullah'a öğrencileri, müritleri bir gün sohbet esnasında derler ki, üstadım, Allah Resulü buyurmuş ki, كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَعْهُ Allah vardı ve onun dışında başka hiçbir şey yoktu. Yani Allah şu kırmızı çizginin altındakileri yaratmadan önce, tabir caizse, sadece Allah vardı. Bu hadis için ne buyurursunuz dediklerinde, Hazret aynen şöyle der. El-an kema kan. Hala öyledir. İşte sufi incelik, tasavvufi dikkat, ezeli ve ebedi meselesini çözebilmek adına çok önemli bir hermenötik adım atmışlar ve bunu an ile sembolleştirmişlerdir.
tasavvuf geleneğimizdeki an simgesi çok önemlidir. Yani an bir andır. Ezelde o, ebedde odur. Yani Big Bang teorisini dikkate alırsak, içinde bulunduğumuz gözlemlenebilir alemin yaşının 13.7 küsür milyar yıl olduğunu söyleyecek olursak, bakın bir başlangıcı var, zamansal bir başlangıcı var. İsterse bu 13.7 trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon olsun. Ne kadar uzun bir zaman geçmiş olursa olsun, Allah-u Teala için herhangi bir zaman geçer mi? Hayır. Bunların hepsi bir hiç hükmündedir. Onun için İbn Arabi, alemi gözlemlenebilir Allah'ın dışında, gayrullahı ademi mutlaka mahkum eder. Şimdi tam da buradan konuya girmemiz gerekirse şayet, ki öyle yapacağız, şunu demeye çalışıyorum. Bizim ait olduğumuz varlık düzleminden, yani şu kırmızı çizginin altında konuşmaya başladığımızda, şu çizgide burada konuşmaya başladığımızda, bizim zaman algımızda, bu bir zaman çizgisi olsun, zaman algımızda geçmiş vardır, şimdi vardır, gelecek vardır. Onun için de şurada duran birisi için bunlar eski düne aittir, bunlar da gelecektir. Yani şu öncedir, bu da sonradır. Yani biz dün bir şey bilmiyorduk, bugün öğreniriz. Dün bir şey fark etmeyiz, bugün fark ederiz. Yarın başka bir şey fark ederiz. Yani bizim yaşantımızın, algımızın, tasavvurumuzun öncesi, şimdisi ve sonrası vardır. Peki Allah için? Ben bunu önceden bilmiyordum. Şimdi öğrendim deriz. Yani bizim dünyamız için bir şeyi önceden bilmek, sonradan bilmek, şimdi öğrenmek, bunlar gayet anlamlı, doğal, normal, kendi tözümüze, özümüze uygun ifadeler. Peki şimdi can alıcı soruyu başka bir renkle yazalım. Dikkatinizi çekecek en parlak renkle yazayım. Allah için önceden bilir cümlesi, kırmızı çizginin üstünü konuşuyoruz. Anlamlı bir cümle midir? Hayır. Allah için önce diye bir şey söz konusu mu? Hayır. Şimdi? Hayır. Sonra? Hayır. Niye? Orada zaman yok çünkü. Öyleyse kaderi bir ilim olarak gören ve önceden bilme olarak yaklaşan tüm yaklaşımlar için söylüyorum. Allah-u Teala'nın şu varlık alemiyle olan ilişkisinde bir önce, sonra, şimdi diye bir şey yoktur Allah-u Teala için. Onun için de Allah'ın ilmine bağlı olarak algılanan kaderde Allah bizim öncemizi, sonramızı ya da şunu bunu böyle bildi, şöyle bildi ifadeleri mantık açısından saçmadır. Yani Allah önceden bilmez, sonradan da bilmez. Geçen videoda da söylediğim gibi. Allah-u Teala bilmez. Allah bilir ifadesi kırmızı çizginin altındaki vahyin kullanımı açısından dilsel bize ait bir dünyayı ifade etmek bakımından doğrudur, yerindedir. Fakat kendi zatına geldiğinde Allah bilir diyemeyiz. Çünkü orada bilmek diye bir şey yok. Çünkü Allah bilmenin, bilginin, bilinenin kendisidir. Onların hepsi bir vahdettir. Ve yine geçen videomuzda söylediğim gibi bilmek bir meçhulü gerektirir. Bir meçhul bilinir, Allah içinse meçhul söz konusu değildir demiştim. Bu itibarla sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, konunun kırmızı çizgi açısından ne kadar önemli olduğunu, ne kadar üzerinde durmamız gerektiğini umarım anlatmayı başarabilmişimdir. Bu itibarla kader, kırmızı çizginin üstündeki varlığın, Allah-u Teala'nın
kırmızı çizginin altındaki varlık alemiyle ilgili bir senaryosu değildir. Bunu sünnetullah üzerinden bir önceki dersimizde çok detaylı konuştuk. Hangi boyutlarıyla bir senaryodur, hangi boyutlarıyla değildir? İnsan davranışları açısından diyorum bu bugünkü dersimizde az önceki ifadem. Böyle bir bize yazdığı bir senaryo değil ve bizler aktör değiliz. Bu itibarla bizim kendi dünyamızda, varlık alanımızda Allah-u Teala bize gönderdiği elçileri, rasulleri, vahiy ile bu varlık düzleminde nasıl sağlıklı bir inanç, doğru bir inançla yaşamamızı sürdürebileceğimizin yolunu gösterir, rehberlik yapar. Ve bu rehberliğe göre bizim nasıl davranacağımızı, bu rehberliğe nasıl bir refleksle karşılık vereceğimizi görmeyi murad eder. Ve hayatımız işte bunu göstermekten ibarettir. Şimdi tam da bu konuyu örneklendirecek bir Buhari rivayetiyle konuya devam edeceğim sevgili izleyenler. Ve o Buhari rivayetinden bu konuştuklarımızı yeniden bir kere daha hatırlayacağız ve buraya atıfta bulunacağız ve bunların üzerinde konuşacağız. Rivayetin kendisini doğrudan metni okumaya geçmeden önce müsaadenizle size bir resim çizmek istiyorum ve sınıfta öğrencilerimin de biraz bu arada tebessüm etmelerine vesile olayım. Ben tabii böyle karikatür türünden resimler çizerken sınıfta size biraz ressamlığımı konuşturayım diye söylüyorum. Evet, şimdi size de biraz ressamlığımı konuşturayım. Evet, ressamlığım şöyle. Böyle bir rahim var. Burası bir ana rahimi, rahim. Burada da şöyle vava benzer, değil mi? Böyle bir ceninimiz var, cenin. Evet. Okuyacağımız rivayet bununla ilgili. Evet, buradan başlıyoruz. Allah hayırlı ömür versin. Gelmiş. Burada da el-baki, hu-el-baki, kabir, ölmüş. Bir ömür yaşadı. Şimdi kader burada nereye tekabül ediyor konuşacağız. Rivayette diyor ki, Allah sizin her biriniz anne karnında ilk döllenme bir 40 gün sürer. Artı bir 40 gün daha geçer. Burada bir alaka olursunuz. Yani rahmin cidarına yapışmış bir canlılık hareketi, bir canlı, bir nüve başlar orada. Bir 40 gün daha geçer ve artık bir baş parmak kadar, bir çiğnemet, bir baş parmak, işte orada gördüğünüz resimde olduğu gibi yakışıklı resimde bir canlı olur. Toplamda bu 120 gün eder. Bizim klasik kaynaklarımızda da bu 120 gün ruhun üflendiği, ruhun bedenle buluştuğuna vesaire ilişkin detaylı bilgilerin konuşulduğu alandır. Onun için de kimileri işte bu 120 günden önce ruhu olmadığı için işte kürtaj olur mu olmaz mı diye bir sürü tartışmalara girerler. Artık biz bilimsel olarak, biyolojik olarak biliyoruz ki cenin zigot teşekkül ettikten itibaren canlıdır ve dokunulmazdır. Peki, Allah diyor rivayette, dikkat edin, dikkatli bir biçimde hadis tabirini kullanmamaya çalışıyorum. Hatalı olarak unutur kullanırsam beni bağışlayın. Rivayette diyorum çünkü dersimizin sonunda önemli bir şeye değineceğim. O kaldığımız yerden üçüncü konuşmamızda oradan başlayacağım. Rivayette diyor ki Allah bir melek gönderir. Ne zaman? 120 günden sonra. 120 gün sonra bir melek gelir. Ve dört şeyi belirler kader işte. Ne kadar yaşayacak? Eceli belirlenir.
rızkı belirlenir. Cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu belirlenir. Evet. Bunlar yazılır. Bu dört şey yazılır. Kader. Alın yazısı şey. Bakın. Kaç yıl yaşayacak yazılmış. Rızkı ne yiyecek, ne içecek vesaire hepsini. Cennetlik mi, cehennemlik mi bunlar da yazılmış. Kader. Rivayette birazdan bu kaderin el-kitab olarak ifade edildiğini göreceğiz. El-kitab. Kitap yazgı demek zaten ki Türkçe'de de kader dediğim zaman yazgı olarak anlatılır. Yazgı olarak ifade eder. Buhari rivayetinde gördüğümüz sevgili izleyenler iki tane önemli ayrıntı var. Şimdi bu ayrıntı üzerinden konuyu netleştirelim. Ben derste de bunları öğrencilerime anlatırken bu şekilde takdim ettim ve onlar için faydalı ve anlaşılır olduğu için sizinle de böyle paylaşıyorum. Şimdi bu kişi dünyaya doğduğunda A ve B olmak üzere iki kişilik olarak gelecek. Yani neden ikiye ayırdık? Yani A ya cennetlik olarak gelecek dünyaya, B ya da cehennemlik olarak gelecek dünyaya. Yani zaten dünyaya gelirken yazılmış olarak gelecek. Detaylarını birazdan konuşacağız rivayeti konuştuğumuzda. Evet. Rivayette deniyor ki A şahsı cennetlik yazılmış ya bakın. Cennetlik yazılmış ya. Ömür boyu ölümüne çok az kadar birazdan bunun çok kısa kol kadar el kadar yani çok kısa bir zaman. Çok kısa bir zaman kalmış. Yani ölecek artık ahirete gidecek ve artık her şey bitecek. Yani bu ömür boyu cennetlik olan kişi cehennemlik ameli işliyor. Cennetlik olarak yazılmış ama cennete gidecek diye yazılmış ama hayatı hep cehennemlik ameliyle geçmiş. Ömür boyu cehennemlik amel işlemiş. Ne zamana kadar? Vefatına çok kısa bir süre kalana kadar, şuraya kadar. Ama bunun için cennetlik yazıldı. Adam ömür boyu cehennemlik amel işlemiş. Bu amellere göre cehenneme gitmesi lazım. Ama cennetlik yazıldı. İşte diyor tam burada şu kitap. Feyesbikul kitab. Birazdan okuyacağız. Feyesbikul kitab. Onun yazgısı öne geçer. Önüne geçer. Kişinin önüne geçer yazgısı. Dur birader ne yapıyorsun? Sen cennetlik yazıldın. Ölümüne bir karış, bir kol kadar, bir adımlık mesafe kaldı. Sen cennetlik yazdın. Ömrün cehennemlik ameli geçti. Yazgı onun cennetlik olduğunu daha önceden belirlediği için bu yazgı gereği o diyor fe amile işler amele ehl cennet bir cennetlik kendisinin bir cennetliklerin amelinden bir amel işler. Bu ameli sayesinde cennete gider diyor. Ömrü cehennemlik ameliyle geçti. Sırf önceden cennetlik yazıldı diye böyle oldu. B de bunun tam tersi. Cehennemlik olarak yazılmış. Cehenneme gidecek. Ama gariban her nasılsa şuraya kadar hep cennetlik amel işlemiş. Ameller işlemiş. Yani anlı secdeden kalkmamış. Hayır, hasenat. Aklınıza ne gelirse bu ameller onu cennete götürecek diye ne kadar aklınıza amel varsa işlemiş gariban adam. Neredeyse cennete girecek. Bir kol, bir işte karış bir mesafe kalmış. Aynı şekilde yazgı bunun da önüne geçer. Dur birader sen neredeyse cennete gireceksin ya. Sana cehennemlik yazıldı. Nereye gidiyorsun? Ne yapar o da? Amile ameli ehli cennet. Ehlinler pardon. Bir cehennemlik ameli işler son anda.
o son anda işlediği amel nedeniyle de cehenneme gider. Okuyacağız. Efendim, hiç tevile, tefsile, zorlamaya gerek yok. Bu rivayeti kurtaramazsınız. Bu rivayetin Resulullah'a ait olduğunu söyleyemezsiniz. Geçtiği kaynağın Buhari olması bunu kurtarmaz. Ki önümüzdeki 3. 4. kader konuşmalarıma ilişkin bölümlerde bu hususun tüm incelik, ayrıntı ve detaylarını zat-ı alilerinizle inşallah paylaşacağım. Çünkü bu konu bir iki konu olarak ele alınıp işlenemez. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kelam kaynaklarımıza, tefsir kaynaklarımıza, hadis şerhlerimize baktığımızda bu rivayeti kurtarabilmek için başvurulan ne kadar insan zekasının üretebileceği düşünceler varsa sizi temin ederim. Yapılan bu izahların hepsi bu rivayetin kendisinden daha sorunlu olmaktan öte geçememiştir. Örneğin mesela deniyor ki Allah zaten onun böyle ameller işleyeceğini bildiği için en sonunda böyle bir Allah onun en sonunda böyle bir cennetlik amel işleyeceğini bildiği için ona böyle yazdı. Allah ona bunları işle dediği için o bunları işlemedi ya. O zaten bunları işleyeceği için Allah öyle yazdı deniyor. Ve farkına varmadan, bakın şu kırmızı çizgi ne kadar önemli olduğuna bir daha dönelim. Farkına varmadan Allah'ın ilmini ve bilgisini şuradaki beşeri hayattaki insanın eylemlerinin gerçekleşmesine bağlamak suretiyle ilim maluma tabidir üzerinden ki bu ifade kelamda şu meşhur alem bizim kendi alemimiz için geçerli bir şeydir. Doğru, bizim ilmimiz maluma tabidir. Ama Allah'ın ilmini maluma tabi yaparsanız malum ilmi önceleyeceği için bilinen bilenin bilgisinden öncelenir ve bu Allahu Teala için kelami anlamda hiç savunulacak bir sorun, problem başımıza öyle bir problem açar ki hiç savunulacak bir durumu yoktur. Onun için kul böyle davranacağı için Allah öyle yazdı denemez. Az önce de söylediğim gibi böyle söylenemez. Çünkü bu ilahi bilmeyi beşeri amele tabi kılar. Yani ilim maluma tabidir demek, bilgi malumdan sonradır demektir. Ve dolayısıyla öncelik malumdadır. Peki malum, Allah'ın bilgisinden önce bir malumdan söz edemeyiz. Bu cümlelerin hesabı verilmeden kullanıldığı için kelam geleneğimizde maalesef sanki bu problemimizi çözüyormuş gibi geçici bir rahatlık sağladığını ki yıllarca bende de öyle sağlamıştı. Ama iyi düşündüğünüzde, konuya yeterince eğildiğinizde bunun hiç de sağlıklı bir rahatlama sağlamadığını görebiliyorsunuz. Bu bakımdan rivayeti kurtarmak adına formülize edebileceğimiz her ne varsa bunların rivayetten çok daha büyük sorunlar başımıza açacağını çok rahat olarak söyleyebiliriz. O halde Buhari'den biraz sonra metnini okuyacağımız rivayetin kelimelerinin ve ifadelerinin tamamen insan hayatını daha insanın rahminde belirlenen cebri bir senaryoya bağladığını ve bunun üzerinden insanı tanımladığını kader üzerinden ve böylece insanın özgürce imtihan olmasını, sınav olmasını engellediği gibi
yaşamı ve sınavı ve hayatı anlamsızlaştırdığını göz ardı etmişler. İşin çok ilginci, çok ilginci, asıl okuyacağımız rivayete geçmeden, yine hem Buhari'de hem de Kütüb-i Sitte'nin diğer eserlerinde gördüğümüz, konumuzla çok son derece yakından ilgili şu ABC meselelerini ele almamızda son derece önemli olan bir rivayete daha dikkatinizi istirham edeceğim. Sonra asıl rivayetimize geçebiliriz. Sahabi Allah Resulüne soruyor. Diyor ki, ya Resulallah, e yu'rafu ehlul cenne min ehlin nar. Ya Resulallah, cennetlik cehennemlikler belli mi? Kim cennete gidecek, kim cehenneme gidecek? Bu biliniyor mu, belli mi? Allah Resulü kâle nam. Evet buyurdu, diyor rivayet. Haklı olarak sahabi tekrar soruyor. O zaman lime ya'melul amilun? Evet. Lime ya'melun? El amilun. O zaman niye amel ediyoruz ki ya Resulallah, madem belli? Değil mi? Haklı. Herkes soruyor günümüzde de. Niye amel ediyoruz? Bakın ne buyuruyor. İ'melu. Amel edin. Kullun müyesser. Kullun müyesser. O R'ye benzemedi. Müsaadenizle silebilir miyim? Y gibi oldu. Kullun müyesser. Kullun müyesser. Lima hulikale. Bu ifade çok derece önemli olduğu için bunun üzerinde duracağız. Ve geçenki gibi başımıza bir iş gelmemesi için hoşgörünüze istinaden pilimin zayıfladığını söylüyor bilgisayar. Hemen müsaadenizle paylaşımı duraklatıyorum ve fişimi takıp başlayacağım.
İnşallah beni hoş görürsünüz değerli izleyenler. Evet, bu rivayette çok haklı olarak gördüğünüz gibi sahabi diyor ki, o zaman niye amel ediyoruz ya Resulallah? Neden amel ediliyor? Değil mi? Kare içine aldığım ifadenin yukarıda size naklettiğim aşağıda metnini okuyacağımız Buhari rivayetindeki ifadelerle çok yakından ilgisi var da ondan. Şimdi bu rivayetin şu kısmı bize diyor ki amel edin. Çünkü herkes, kullun herkes lima hulikale, ne için yaratılmışsa, hemen bağlayalım. A, B, hemen bağlayalım. Cennetlik ya da cehennemlik, hangisi için yaratılmışsa, yani rahimde ona cennetlik ya da cehennemlik, hangisi yazılmışsa ömür boyu zaten ona uygun amelleri işlemek ona kolaylaştırılacaktır. Yani cennetlik yazılmışsa cennetlik ameller işlemek ona hem kolaylaştıracak hem ondan haz alacak, lezzet alacak ve dolayısıyla cennetlik amelleri işleyip cennete gidecek. Cehennemlik olarak yazılmışsa bu defa da ona da cehennemlik amelleri işlemek kolay gelecek ve cehennemlik ameller işleyip cehenneme gidecek. Bunu söylüyor bu rivayet. Şimdi bu rivayette yine Buhari rivayeti. Ama bu rivayetle az sonra okuyacağımız ve içeriğini anlattığım şu rivayet arasında son derece önemli bir çelişki var. Metinsel anlamda birbirleriyle ikisi birlikte doğru olamaz. Neden? Çünkü bir kişi ölümüne ramak kalıncaya kadar cennetlik olduğu halde cehennemlik amelini nasıl işler? Şu rivayete göre işleyememesi lazım. Hani belki bir iki kere işler de çoğunluk olarak cennetlikse cennetlik ameli ona kolay gelmeli ve onu işlemeli. Çünkü öyle diyor. Herkes ne için yaratıldıysa ona uygun amelleri işlemek ona kolaylaştırılır ve kolay kolay o da onu işler ve cennete ya da cehenneme gider diyor bu rivayet. Bu doğruysa bir kimse nasıl ölümüne ramak kalıncaya kadar cennetlikse cehennemlik amelini, cehennemlikse cennetlik amelini işleyebilir. Bu metin açısından savunulamaz derecede önemli bir çelişkiyi ihtiva etmektedir. Bu bakımdan bizim konuyla ilgili rivayetlere baktığımızda metin bakımından, ki önümüzdeki sohbetlerimizde bunu ele alacağız, karşı karşıya geldiğimiz en önemli problem, metinler arasındaki bu çelişkileri görmezden gelerek her birini ayrı müstakil hususlarmış gibi izaha, tevile ve yorumlamaya çalışmaktır. Şimdi ibaremize inelim, buraya inelim ve bunu yukarıyla da ilişkilendirelim. Evet, ibaremiz bu. Rivayetin sahabi ravisi Abdullah İbni Mesud, Allah Resulü bu rivayete göre güya buyurmuş oluyor ki, İnne ahadekum, sizden her biriniz yücme'u fi batni ümmihi erba'ine yevmen. Bakın 40 gün içinde yücme'u, yani zigot dediğimiz biyolojide erkeğe ve kadına ait yumurtaların birleşmesiyle bir canlılık, burada cem olmak yücme, birleşmektir. Efendim hücreler birleşirler ve bir yaşamı başlatırlar. Bu bir 40 günü alır diyor. Konunun biyolojiyle ilgili yönüne girmiyoruz. Sümme alakaten mislezalik. Şu mislezalik şu 40 günle ilişkilidir.
Yani bir 40 gün içinde daha artı bir 40 gün. Ne oluyormuş? Alaka oluyor. Alaka nedir? Alak suresinde de geçtiği üzere yanlışlıkla ve hatalı olarak kan pıhtısı diye çevirdikleri kan pıhtısı olur mu? Belki kan pıhtısı kadar falan dese olur da kan pıhtısı değil. Bu bir rahime yapışmak, alak yapışmak rahimin cidarında öylesine havada duruyor gibi, askıdaki elbisenin durduğu gibi yapışmaktır. Canlılık alametidir. Hayata yapışmak anlamındadır. Mesela konuyu tefsire dönüştürmeyelim. 40 günde de alak oluyormuş. 80 gün etti. Sümme yekunu mudgaten, mudga işte muhteşem resmimde de gördüğünüz üzere bir çiğnemet yani baş parmak kadar bir boyuta gelir. Ne zaman? Mistezalik bir 40 gün artı 40 gün daha. 120 gün etti. 120 günden sonra sümme yeba'sullahu Allah gönderir. Bakın meleken bir melek gönderir. Fe yu'meru bi erba'in. Bu melek dört şeyi yazmakla görevlendirilir. Dört şeyin tespitine bu melek görevlendirilir. Neymiş? Bir rızkıhi rızkını yukarıda yazdık. Ecelihi ecelini bir, iki. Ve şakiyun isyankar olup cehenneme gideceğini. Ev sa'idun bahtiyar olup cennete gideceğini. Bunları yazmak üzere üç ve dört. Bunları yazmak üzere ne yapar? Allah bir melek gönderir. Resulullah yeminle zaten ben öğrencilerime bir hadis usulü ilkesi olarak diyorum ki başında yemin gördüğünüz rivayetlerden kuş kullanın. Başında yemin gördüğünüz rivayetlerden kuş kullanın. Fevallahi inne ahadekum ev er-racule yani inne er-racule demek. Burada da racül sıkıntı da özellikle belirttim derste. Racül adam değil kişidir. Yani rivayetlerin kahir ekseriyetinde racül böyle kullanıldığında ister nekire olarak isterse böyle lam tarifle kişi demektir. Sizden her biriniz ya da kişi, kadın erkek fark etmez. Sizden her biriniz diyor Allah Resulü güya yemin ederek. Niye güya dediğimi birazdan konuşacağım dersimizin sonunda. Ya melu bi ameli ehlin nar. Cehennemlik amelini işler. Hatta o kadar işler ki. Ma yekunu beynehu ve beyneha kişiyle bu cehennemlik amelini işleyen kişiyle beyneha buha cehenneme raci cehennem arasında gayru ba'in ev zira'in bir kol ya da bir dirsek boyu kadar ya da ondan biraz daha az mesafeden başka bir şey kalmayacak kadar yani bu kadar yakın bir kol kadar, bir dirsek boyu kadar mesafe kalacak kadar ne yapar? Efendim işlediği bu amellerle cehenneme yaklaşır. Ama feyesbiku aleyhil kitab bakın feyesbiku aleyhil kitab yazgı kader kader yazgı önüne geçecek. Neydi? Kader. Hemen yukarı çıkalım. İşte burada yazdı. Şu. Bu. Evet. Pardon. Evet. Yazgı önüne geçecek. Yazgı önüne geçecek. Ve ona feya'melu bi ameli ehlil cenne. Bir cennet ameli işlemesini sağlayacak bu yazgısı. Feyedhuluha bu işlediği son cennetlik ameliyle de ha cennete racı cennete girecek. Ömür boyu cehennemlik amel işlemişti. Olsun cennetlik yazıldı ya rahimde. Peki tam tersi. Biz AB olarak az önce görmüştük bunu. Ve inner racule ya da ve inne ahadakum sizden her biriniz ya da her bir kişi le ya'melu bi ehlil cennet bir ameli ehli cennet. Bu defa da bu kişi ve de gördüğünüz gibi cennetlik ameller işliyor. Ömür boyu cennet.
O kadar cennetlik amel işliyor ki ma yekunu beynehu ve beyneha. Kişiyle cennet arasında gayru zira'in ev zira'in. İki dirsek ya da tek bir dirsek. Mesafe kalacak kadar cennete. Bir dirsek kalmış. Ramak kalmış. Girdi girecek cennete. Ama feyesfiku aleyhil kitab. Kaderi, yazgısı önüne geçer. Niye? Çünkü buna cehenneme gitmesi için yazıldı. Cehennemlik diye yazıldı. Nasıl cennete girebilir? Önceden yazılan şey cehennemlik olduğudur. Peki ne yapar? Tıpkı diğer gibi. Feyamelu bi ameli ehlinnâr. Son anda bir cehennemlik ameli işler. Amel, dikkat edin bu. İman değil, küfretmiyor yani. Amel işliyor. Bir amelden dolayı cennete gidiyor. Ömür boyu yaptığının önemi yok. Bir tek amelle cennete giriyor ya da cehenneme giriyor. Amel, bakın, amel. Feyeduhuluha ne yapar? Cehenneme girer. Neden? Çünkü hakkında cehennemlik yazıldı. Değerli izleyenler, şu boşluğu değerlendirelim. Kader rivayetleri. Kader nedir, ne değildir diye bir kitap yayınladık. Editörü Naçizane benim şeyin, bu bölümün. Diğer konuların da hadisle ilgili bölümlerinin editörlüğünü ben yaptım ama hiçbir meslektaşımızın düşüncelerine zerre kadar müdahale etmeden herkes ne biliyorsa, ne kanaati sahipse onları yazdılar. Biz de baktık, akademik olarak bir sorun yoksa yayınladık zaten. Okunuyor. Galiba iki seneyi buldu yayınlanalı. Orada kader nedir, ne değildir içinde kader rivayetlerini ele aldım. Ve bu rivayetlerin neden Hazreti Peygamber'e ait olamayacağı üzerinde. Çok affedersiniz. Çünkü sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler, az önce okumuş olduğumuz rivayeti okuyup da bu hayatı ciddiye almak, bu hayatta sınav olduğumuzu söylemek, Allah'ın adil olduğundan bahsetmek. Şaka gibi ya. Yani şaka bu. Akla zarardır. Kur'an'ın onca vurgusuna, imana teşvik etmesine, davet etmesine, ameli salihe, ibadetlere, cihada, gayrete ve bizden öncekilerin o zorlu şartlarından ve koşullarından geçmeden cennete gidemeyeceğimize, em hasibtum en tedhulul cenne ve lemma ya'tukum meselul lezine halav min qablikum messethumus serra'u vettarra. Başlarına gelmedi kalmadı öncekilerin. Sizin başınıza böyle şeyler gelmeden, sınanmadan, denenmeden kiminiz gerçek anlamda iman ediyor, kiminiz etmiyor, kiminiz gerçekten imanın gereğini yapıyor, kiminiz yapmıyor. Bunları sınamadan, belli etmeden cennete mi gireceğinizi sandınız diyor Kur'an. Hayatı ne kadar ciddiye alıyor. Siz oyuncak mı sandınız? Hayat oyun mu diyor. Yer ve göktekilerin arasında meydana gelen şeyleri siz oyun mu sandınız diyor. Kur'an'ı okuduğunuzda o ciddiyetle vurgulanan beşeri sorumluluk, insani sorumluluk, üstlendiğimiz emanet, özellikle bu emanet konusunda Taha Abdurrahman eleştirisi ikinci bölümü mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ne oldu? Nereye gitti? Bu vurgular, bütünüyle bunlar. Daha sonraki bölümlerde de konuşacağız rivayetler üzerinden inşallah. Bu rivayetler ile Kur'an'ın o muhteşem bütünüyle yaşamın ve hayatın ciddiyetine ve yine yaşamın ve hayatın bir sınav olduğuna ve bu sınavın ahiret dediğimiz bir alemde sonuçlar verecek şekilde bu dünyada ciddiyetle sürdürüldüğüne ilişkin vurguları nerede kaldı? Ne yaptı bu rivayetler? Sevgili öğrencilerim,
Değerli arkadaşlar, muhterem izleyenler, vahyin tebliğine görevlendirilmiş, vazifelendirilmiş bir peygamber, tebliğ ettiği vahyin tüm mesajlarını sıfırlayacak derecede böyle şeyleri nasıl söyler? Ya da böyle söylediklerinin üzerine Allahu Teala, Kur'an'ı okuduğumuzda, onun en ufak hatalı bir adımında, yanlış bir beyanında anında uyarıyor. Niye böyle söyledin? Niye böyle yaptın? Hiçbir peygambere böyle söylemek yakışmaz, şöyle yapmak doğru değildir diyen Allah. Hiç bunlara müdahale etmedi mi ayette? Ya Muhammed sen ne yapıyorsun? Ben ne söylüyorum? Sen insanlara ne söylüyorsun? Demez mi? Onun için Ebu Hanife merhumu burada rahmetle analım. Ebu Hanife rahimehullah. Sen neden hadislerle amel etmiyorsun deyince kim söylemiş onu diyor. Hadislerle amel edilmez mi? Resulullah'ın sözü başımız gözümüz üzerine. Ben rivayetlerle amel etmiyorum diyor. Onun için öğrencilerim hemen hatırlayacaklardır. Diyorum ki, İlahiyat Fakültesinden mezun olan bir öğrencinin rivayet ile hadisin arasındaki farkı fark etmeden, Kur'an ile Musaf arasındaki farkı fark etmeden mezun olması iğne yapmasını, tansiyon ölçmesini bilmeyen bir doktor kadar vahimdir. Değerli izleyenler, zaman zaman kulağıma geliyor. Ahmet Hoca kader hadislerini inkar ediyormuş. Haşa sümme haşa. Allah Allah. Ben nasıl hadis inkar ederim? Bununla ilgili benim hadis usulü derslerimi YouTube'dan, özellikle bu bölümde sahih hadis kısmını, ki iki video zannediyorum sahih hadis kısmını, bir de hadis inkarcılığı bölümünü özellikle dinlemenizi tavsiye ederim. Nasıl böyle bir şey söyleyeyim? Ben hadisçiyim. Ömrüm rivayetlerle geçti. Sevgili peygamberimizin hadislerini anlatmakla uğraşıyorum işte. Rivayetlerde görüyorsunuz rivayet yorumlarında neler yapıyorum. Hiç böyle şey olur mu? Ben rivayetlerin, bu rivayetlerin, kader rivayetlerinin Hazreti Peygamber'e aidiyetini kabul etmiyorum. Hadisi değil. Bu rivayetlerin Allah Resulüne aidiyetini reddediyorum. Ve gerekçelerim var, konuşuyorum. Bu itibarla söz konusu rivayetler Allah'ın Resulüne ait olarak kabul edilemez. Çünkü bunlar bütünüyle Kur'an'a ve sahih ve sarih akla aykırıdır. Ve Resulullah'ı Kur'an'a ve sahih akla aykırı beyanda bulunmaktan tenzih ederim. Bir hadisçi olarak. Bu nedenle kader konusu ele alınacaksa, kader konusunun ne olup olmadığı müzakere edilecekse bilimsel anlamda, bu mutlaka ama mutlaka kaynaklarımızdaki rivayetlerden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Ben de öyle yapıyorum. Ama kaynaklarımızda bunca rivayetler var. O rivayetlerinde Hazreti Peygamber'e neden ait olamayacağı hususuna ilişkin gerekli açıklamalarımızı, beyanlarımızı sunacağız. Onun üzerinden yürüyeceğiz. Şimdi yorulduğunuzu biliyorum. Konuyu şöyle toparlayalım. Bir bitiş cümlesi yazacağım. Farklı bir renkle o bitiş cümlesinden devam edeceğim. Önümüzdeki kader konusu 3'te rivayetlerin neden bu kadar çok, neden bu kadar önemli ve makbul kaynaklarımızda yer aldığını, bunları nasıl değerlendirmemiz gerektiğini usul açısından
Ve bu konuyu hadis usulü ve ulumu İslamiye'nin metodolojisi açısından, kelam açısından ele aldıktan sonra benzer farklı birkaç rivayete daha inşallah değinmeye çalışacağım. O halde şöyle bir altını çizerek sözlerimi bitiriyorum. Hadis uydurmak ile hadis üretmek aynı değildir. Aynı şey değil. Evet. Umarım cevabını merak edersiniz. Buradan başlayacağız. Hadis uydurmak ile hadis üretmek aynı şey değildir. Önümüzdeki sohbetimizin önermesi ve başlığı bu. Efendim sabırla beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için hepinize minnettarım. Hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.